Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir performans grafiği yapmak istiyorum. Buradaki senaryomuz şöyle. Performans grafiklerinde amacımız hani daha çok birden çok serinin farklı farklı gösterildiği hani KPI denilen bir takım parametrelerin birbiriyle karşılaştırdığı firmanın karlı mı değil mi zararlı mı yani hani bir üst düzeyde hani şöyle bir grafiği çizersek bu bir genel grafiktir. Hani 6 aylık grafik gibi arkadaşlar. Sütundur, line'dır vesaire değişik türlerde olabilir. Değiştirebiliriz çizgi diye. Tabi bunu bir sütun satır değiştirelim. Yani tek tek incelemek lazım yani serileri. İşte bu anlamda yorumlamak zor oluyor. Ama biz burada toplam ciroyu ve kar zararı da açıklanmış kar zararı veya ne bileyim hani yön kar zarar çalışmasını birlikte gösterdiğimizde zaman kullanımı olabilir, müşteri memnuniyet oranı olabilir, iç tepki sonuçları olabilir, tedarikçi değerlendirme olabilir. Yani bu ciroyla bir şeyi veya tam tersi bir takım verileri birbirine bakın onu kullanalım. Burada buna ihtiyacımız var. Başlıksız grafik olmaz. Bunu hatırlayalım. Bunları da aldığımızda grafiğimizi oluşturalım. Ekleden, insert'ten grafiklerimizi aldık. Renktir vesaire bunları yapabiliriz. Burada çok fazla şeye gerek yok. Evet. Bakın şu seriyi alacağım. Tabii 2013 ve üzerinde böyle sağ tıklayıp şu ekrana ulaşabiliyorsunuz alt taraftan istediğinizi. Diğerlerinde tek tek seriyi seçmeniz lazım. Yani şu seriyi seçerek seçemiyorsanız da ya menülerinden şöyle bir seçim de olabilir. Hani 2013 ve 16 kullananlar için sıkıntı yok. Her zaman onu ekrana. Diğerler için hani şuradan bir daha tıklayıp bu seriyi sağ tık serinin grafik türünü değiştir. Buradan gidip o serinin türünü değiştirebilirsiniz. Ama 2013 ve 16 kullanan kişiler için herhangi bir seri üzerinde sağ tıklayıp zaten bu ekranı açıyor. Burada bakın bir diğer şey için kar zarar için bakın böylelikle bir grafik çiziyor. Burada baktığımızda işte performans grafiklerinden amacımız bakın bizim Nisan ayında en performansı hani performans nedir? Etkinlik oranları ve genellikle hani bildiğim kadarıyla başarılı olmak, daha çok para kazanmak anlamındadır. Daha etkin olmak anlamındadır. Daha kısa sürede yapmak anlamındadır. Performans arkadaşlar bu anlamı gelir. Gördüğünüz gibi Nisan ayının daha performanslı olduğu anlamına gelir. Giderlerimiz de olsaydı, giderlerimiz de burada gösterilebilirdi. Onu da yapmaya çalışayım. Ben böyle tabloları atarak oluşturuyorum rakamları. Diyelim bizim yine 200 bin lirayla 200 milyonla şeyde toplam giderlerimiz olsaydı. Tüm bayilerimizi, bayiler değil de mağazalar diyelim biz buna. Çünkü bayiler tek tek olmasın. Bir mağaza grubuyuz ve mağazanın giderlerimizi de bakın böyle atıyorum. Rastgele arada. Aktivasyon değerler böyle oluşturuyorum arkadaşlar. 1-2-3 ile diyelim ki 300 milyon arasında bana değer oluştur. Oluşturdum. Bu formülden hemen arındırıyorum. Küsuratlarını yerleştireyim. Bunu da grafiğe alayım. Evet. Bakın. Gayet güzel. Üzerlerine de tabii ki yazabiliriz. Bir takım değerleri, şunları bunları. Yani biliyorsunuz buna veri etiketi, data label deniliyor. Data label'larını koyabiliriz. Daha farklı şekilde düşünebiliriz. Evet. Bakın bu şekilde bir performans grafiği çıkarmış olduk. Ve oranlar yapabiliriz arkadaşlar. O anlamda işte yüzdeyi yapmak üzere. Örneğin ciroya oranlayalım. Gider oranı, kar oranı,
Evet, gider ve kar oranı cevabı. Evet, yapalım. Hemen yapıyorum. Gider bölü toplam ciro. Çektim. Yüzdeye çevireyim. Kar oranını cirolayayım yine. Kar oranı bölü tam ciro. Bunlar için başka bir grafik hazırlayalım. Toplam bunu aldım mecburum. Toplam ciroyu aldım mecburum. Bir de bunları alayım oranlarımı. Bir saniye. Bunu yüzdeye çevirmedim. Çevireyim. Pardon. Evet. Biliyorsunuz bunun hepsinin kısa yol tuşu da var. Ctrl Shift yani kontrolle beraber 5. Tekrar alalım. Mağazalarımız toplam ciromuz seçilip veri seçten de çıkarılabilir olanlar. Evet. Kullanım tarzlarımız çok farklı. Evet. Bakın hiç iyice görünmedi. Hemen yine bunları seçip tek tek gidebiliriz eski sürüm kullananlar için. Bu şekilde ikinci kere tıklayıp tek onu. Yeni sürüm kullananlar için tak diye hemen grafik türünü değiştir. Buradan onlar tek tek yapacak. Biz buradan hepsini görebiliyoruz. Bakın bunları şeye aldım. Evet. Benzer görünümler aslında çünkü birebir sayıydı. Ama en azından şu farklılığımız var. Hani burada rakamlar konuşuyorsa burada da %60 birisi gider oranımız %60 oranında gider yapılmış. Çok yüksek bir rakam. Burada da evet şöyle bakalım. Gider oranı gerçekten Ocak ayı için 290 bin lira gider. Evet %60'a yakın bir giderimiz var. Evet düştüğünü görüyoruz. Nisan'da yüksekte ciromuz. Burada da Nisan ayında yine performansın yüksek olduğunu görmüştük. Aslında giderin en düşük olduğu bu. Diğeri ise kar oranının yükseldiği Nisan'da. Yani yüksek. Tabii yine Nisan en kar bakımından en yüksek ay. Yani sadece karla ciro olabilir, gider de olabilir. Yani buradaki kararları biz hani firmanın hedeflerine göre belirleyeceğiz. Yani amaçlarına göre üretim miktarıdır, paradır, sayıdır, şudur budur, devam oranıdır, efendim cirosudur, satış oranıdır, sıklığıdır vesaire. Evet arkadaşlar, buradaki amacımız oranlayarak, çıkartarak, yeni sütunlar ekleyerek ve daha sonra onları farklı sütun çizgi ve benzeri birleşimiyle bir araya getirip performans grafikleri oluşturmak. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.